sınırları da var. Yani bu İsrail'in bu yaklaşımı da çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Tabii bunları genel anlamda konuşacağız. Sevgili Musa, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, yani aslında bu Soçi görüşmesini yani yakından izliyorsun, bir de Orta Doğu'yu çok iyi biliyorsun. Ama şunu da söyleyelim, zaman zaman senin de programlarda ifade ettiğin, söylediğin Türkiye ile Suriye arasındaki bir takım görüşmeler olduğunu programlarda ifade etmiştin. Özellikle istihbarat alanında bir takım duyumlardan bahsetmiştin, görüşmeler yapılıyor demiştin. Şimdi bu Soçi ile birlikte biraz da açığa çıktı gibi geliyor, böyle somut bir şekilde. Erdoğan'ın ağzından da ilk kez işte bir takım görüşmeler söyleniyor. Şimdi medyaya da yansıdı. Yani işte Suriye ordusuyla birlikte hareket edebiliriz denmeye başladı. Kardeş Esad'dan geldiğimiz noktayı biliyoruz biz. Sonra tabii ne derece güvenilirlik, o da ayrı bir konu. Yani burada güvenilebilir mi? Evet, oradan başlayalım istersen. Putin'le özellikle Erdoğan'ın görüşmesinin arkasında yatan neden ne? Bu arada Batı medyası da açık bir şekilde kirli anlaşma diye, örneğin Doğu Çevre'nin bir haberi var. Onu da söylemiş olalım. Seni dinliyoruz. Neyi işlemiş bu haberinde Deutsche Welle? Yani Doğu Çevre'nin açıkça diyor ki Alman basınında özellikle Soçi görüşmesi kirli bir anlaşma yorumu yapılıyor. Yani açık bir şekilde yeni bir askeri operasyon için yeşil ışık yakılmasını bekliyor Erdoğan diyor. Özellikle SİHA'larla ilgileniyor Rusya diyor. Yani Rusya'ya karşı savaşan güçler var diyor. Şimdi bu noktada pek doğru diyor. Ukrayna'ya sattı diyor mesela. Putin satış karşılığında Ukrayna'ya sattı diyor. Özellikle eğer bu SİHA'ların, özellikle Bayraktar, yani SİHA'ların satışı gerçekleşirse ve Putin satış karşılığında Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere yönelik düzenleyeceği operasyona diyor göz yumarsa bu NATO ortaklarına da bir hakaret sayılır gibi bir yorum yapıyor. Yani ne yapılabilir diyor. Yani Erdoğan ittifakı bu tür bir anlaşmayı kabul edeceğini varsayıyor gibi bir yorum var. Seni dinliyoruz. Evet. Şimdi tabii yorumlar çeşitli şekillerde yapılacak yani. Bundan sonra da bu konularla ilgili olarak evet yorumlar yapılacak. Ama belli ki Deutsche Welle'nin yani bir Alman kanalı olarak, Alman devletinin görüşlerini yansıtan bir kanal olarak önceliği aslında Ukrayna. Yani şey değil, yani Suriye tarafı değil. Dolayısıyla orada işte SİHA'ların mesela Rusya'ya satışının herhangi bir şekilde Rusya tarafından da kullanılacak olmasının Ukrayna'nın bu konudaki üstünlüğünü bitireceği anlamına geldiği için bir eleştiri nihayetinde. Ama bu iş çok boyutlu bir iş. Yani Erdoğan'ın Putin'le yapmış olduğu görüşme bence çok boyutlu olarak ele alınması gereken bir görüşme. Birincisi şöyle bir tespit yapabiliriz. Tahran zirvesinde Türkiye istediğini alamadı. Dolayısıyla bir taraftan İran ve bir taraftan Çok önemli, altını çizmek lazım. olmadı ve bu ikinci toplantıyı gerektirdi. Yani eğer hani bundan bir süre önce çok önemli bir zirve yapılmışsa arkasından neden ikinci bir toplantıya ihtiyaç hissediliyor? Demek ki oradaki bir takım görüşmeler sonucunda taraflar istediklerini karşı tarafa kabul ettiremedi ve bunun üzerine de yeni bir görüşme gerçekleştirildi. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'nin istediği ne? Türkiye, Suriye'de Rusya'nın ve Suriye'nin Türkiye'nin yapacağı operasyonlara ses çıkartmamasını istiyor. Yani orada serbest bir şekilde hareket etmek istiyor. Ancak Rusya, İran ve Suriye, Türkiye'nin o bölgede sadece kendi çıkarları gereğince hareket etmesini istemiyorlar. Diyorlar ki aynı zamanda yapacağınız herhangi bir şey varsa veya bir şey yapacaksanız bu Suriye yönetiminin de işine yaramalı. Aynı zamanda bizim bölgedeki stratejimizin dışına da çıkmamalı. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Bir şekilde Türkiye'nin aslında YPG'ye yönelik bir operasyon yapmasına karşı değiller. Ancak Türkiye'nin yapacağı operasyon aynı zamanda Suriye yönetiminin siyasal sürecine bir zarar vereceği için bunun zararını mümkün olduğunca sıfırlamaya çalışıyorlar ve görülen o ki bunun sıfırlanabilmesi çok da mümkün değil. Bu nedenle Rusya, İran ve Suriye Türkiye'nin operasyon yapmasına karşı. Ama ben her zaman şunu özellikle vurguluyorum. Bunu şartlı olarak söylüyorum. Eğer Türkiye gerçekten Suriye ile işbirliği yaparsa, Suriye ile örneğin Kürtler konusunda anlaşır ve Suriye'nin de diğer örgütlerle ilgili isteklerini yerine getirirse
Yani sadece Kürtlere yönelik olarak değil, diğer örgütlere yönelik olarak da Türkiye herhangi bir operasyon yapar, operasyon yapmasa bile Suriye'nin operasyonuna ses çıkartmaz ve böylece aslında aralarında bir işbirliği oluşmuş olursa tabii ki Türkiye'nin operasyon yapmasına izin verilir. İran ve Rusya'yı saymıyorum çünkü onların zaten pozisyonu Suriye ile birlikte hareket etmek üzerine kuruldu. Dolayısıyla bu üçlüyle Türkiye arasında böyle bir anlaşma yapılmış olabilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde gerçekten böyle mi olacak, yoksa Türkiye bütün bunlara rağmen tek başına mı operasyon yapacak, yapma düşüncesinde, daha doğrusu yapamayacağını bilmiyoruz, yapma düşüncesinde mi, onu göreceğiz. Eğer Türkiye operasyonu yapamazsa bileceğiz ki Türkiye Rusya'nın, İran'ın ve Suriye'nin hassasiyetlerini dikkate almadan operasyon yapma konusunda ısrarcı ve bu nedenle bu üçlü Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyor. Yok, eğer Türkiye operasyon yaparsa bu demektir ki Rusya ile Türkiye arasında Suriye'nin hassasiyetlerini gözetecek bir pozisyona gelinmiştir. Ve dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı operasyon aynı zamanda Suriye'nin işine yarayacak olan da bir operasyondur. Çünkü nihayetinde Suriye'nin Kürtlerle sorun yaşadığını biliyoruz. Yani bu sorun elbette şu ana kadar askeri bir sorun haline gelmiş değil, siyasal bir sorun olarak görülüyor. Ancak bunun askeri bir operasyona evrilmesi an meselesi. Yani eğer gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ile Kürtler arasındaki bu ilişki devam eder, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin işte tahılını, buğdayını çalmayı sürdürürse Suriye'nin artık yapacak bir şey kalmayacak. Yani bir şekilde bir mesele askeri alana evrilecek. O yüzden mesela bunu bilemiyoruz. Yani önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Erdoğan'la Putin arasında Suriye konusunda bence yapılan görüşme bu çerçevede oldu. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesela şu ifadeyi kullandığını biliyoruz. Diyor ki biz Suriyelilerle görüşüyoruz ancak bir sonuç alabilmiş değiliz. Bu ne demektir? Bu yani iki açıdan bakmak lazım. Bir, Türkiye Suriye ile görüşüyor. Hani geçen hafta konuşmuştuk, öncesinde konuşmuştuk. Türkiye Suriye ile görüşüyor. Artık bu birinci ağızdan ifade edilmiş durumda. İkincisi şöyle bir şey var. Türkiye'nin Suriye yönetimine bakışı demek ki değişti. Çünkü daha öncesinde neydi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert bir biçimde. Yani sadece Erdoğan değil, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar da aynı şekilde Suriye'yi sert biçimde eleştiriyorlardı. Ve şeyin dışında, yani bu sadece bu bölgenin dışında, genel itibariyle kendi istedikleri bir takım grupların yönetime katılması konusunda da ısrarlarını devam ettiriyorlardı. Ha, bu demektir ki Türkiye bu konuda bir yumuşama içerisinde ve Suriye yönetimi... Açıkça da söylüyor, Suriye rahatlasın diyor. Erdoğan'ın ağzından çıktı bu, yani ilk kez. Artık bu değişiyor demek ki, yani bu şey değişiyor. Hani bundan önce de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun şöyle bir ifadesi vardı. Biz Suriye'nin teröristlerle işte mücadelesi konusunda her türlü siyasal desteği vermeye hazırız. İlk defa, yıllardır ilk defa Türkiye'den resmi ağızlardan bu söylemleri duyuyoruz. Yani bu cümleleri duyuyoruz. Bu demektir ki Türkiye yavaş yavaş artık Suriye yönetimine yanaşmaya başladı. Şimdi diğer yandan tabii bir başka sonucu da şu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte biz görüşüyoruz ama ortada sonuç yok demesinin anlamı şu. Birincisi tabii yani YPG ile ilgili olarak söylüyor bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani biz istiyoruz ki işte Suriye yönetimi mesela YPG'ye karşı savaş açsın ve işte onları bertaraf etsin. Daha sonrasında biz böylece Suriye ile görüşelim ya da işte Suriye o zaman bizim istediğimizi yapabilir veya biz istediğimiz sonucu o zaman alabiliriz anlamına geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesi. Bu demektir ki Suriye ile Türkiye arasında hala bu konuda bir görüş ayrılığı var. Yani Suriye Türkiye gibi YPG'ye yönelik bu şekilde bir askeri operasyon yapmak istemiyor. Yani şu ana kadar istemiyordu daha doğrusu. Yani bundan sonra hani nasıl olacak bilmiyorum ama şu ana kadar olan kısmı konuşuyoruz. İstemiyor, istemedi bugüne kadar. Çünkü Türkiye'nin terörist tanımlamasıyla Suriye'nin terörist tanımlaması arasında fark var. Yani Rusya'nın da aynı şekilde, İran'ın da aynı şekilde. Şimdi Rusya ve Suriye
YPG'yi terör örgütü olarak görmüyorlar. Yani böyle tanımlamıyorlar. İşte ayrılıkçı olarak tanımlıyorlar. Ama bir terör örgütü olarak tanımlamıyorlar. Ama diğer yandan mesela Türkiye YPG'yi terör örgütü olarak tanımlarken Suriye'de işte El Nusra ve diğer işte o İdlib bölgesinde bulunan ne kadar örgüt varsa onları terör örgütü olarak tanımlıyor. Ama bu sefer de Türkiye diğer örgütleri, yani El Nusra'yı katmıyorum bunun içine, diğer örgütleri terör örgütü olarak tanımlamıyor. Dolayısıyla terör örgütü tanımlamasında da zaten aralarında farklar var. Bu konuda dediğim gibi yani Türkiye'nin istediğiyle Suriye'nin istediği arasındaki o makas kapanırsa eğer, belki o zaman ikili anlaşma yapıp ikisinin de istediği yerlerde birbirlerinin operasyon yapmasına izin verecekler. Öyle görünüyor. Eğer anlaşma olursa ama. Ama olmazsa Rusya ve İran Türkiye'nin operasyon yapmasına kesinlikle karşı. Dolayısıyla Erdoğan'ın bu ziyaretinden Suriye ile ilgili olarak ben şartlı bir durumun ortaya çıktığını söyleyebilirim. Tabii bu ziyaret, bu buluşma sadece bu anlamda değerlendirilmemeli bence. Küresel çapta da aynı zamanda değerlendirilmesi gereken bir ziyaret. Ve birincisi tabii Rusya şu anda Batı dünyasıyla birçok problem yaşıyor. Bunların başında Ukrayna ve Batı'nın bu nedenle uygulamaya başladığı yaptırımlar var. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le yaşadığı çok büyük bir sorun var ki bu her an başka bir takım yerlere evrilebilir. Yani Çin'in tatbikatları devam ediyor. Bugün ayın 7'si, bugün aslında sona ermesi gerekiyordu. Fakat Çin ayın 15'ine kadar tatbikatları uzatacağını ifade etti. Yani dün Tayvanlı yetkililer açıklaması yaptılar. Çin Tayvan'a saldırı provası yapıyor. Simülasyon yapıyor aslında. Bunu nasıl şey yapmamız lazım, ifade etmemiz lazım bilmiyorum ama sonuç itibariyle bunun sanal da olsa provasını yapıyor. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Çin'in Tayvan'la hesabı bitmiş değil ve Tayvan meselesi farklı yerlere gidebilir. Eğer giderse bu demektir ki dünya biraz daha karışacak ve dolayısıyla ülkelerin pozisyon almaları biraz daha aciliyet kesmedecek. Yani dolayısıyla Putin'le Erdoğan arasında bu konularda görüşülmüştür. Bir yandan da tabii şu var, önümüzdeki Eylül ayında Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir toplantısı var. Ve Erdoğan bu toplantıya katılacaklarını ifade etti. Yani bu ne demektir? Bu şu demektir. Şimdi bu Şangay Beşlisi vardı eskiden. Yani işte Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkeler vardı. Sonra Özbekistan katıldı. Daha sonrasında tabii bunlara işte şeyler de katıldılar. Hani diğer bazı ülkeler de, yani kimisi işte diyalog ortağı olarak, kimisi gözlemci olarak katıldı. Ve İran da katıldı mesela. Bunların sayısı arttı yani. Şangay Beşlisi olarak kalmadı bunlar. Arttı ama Şangay İşbirliği Örgütü olarak devam ediyorlar. Ve bir ama bu çizgi değişimi, çizgi ama burada bu özürlü, bu bir çizgi değişimi mi? Yani neye göre yapılıyor? Belirli bir, bana göre bir strateji yok. Yani neredeyse ben her yere gireyim anlamında, çıkarları bu açısından ne olursa ona göre bakayım diye. Bir politik bir yapı da yok yani. Ben öyle söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir tarafta NATO üyesi olacaksın, bir tarafta onun karşısında orada olacaksın, Rusya ile anlaşacaksın. Yani bir sadece tabii Ukrayna olayı olduğunu düşünmüyorum ben. O şeyin, Batı medyasındaki bu yorumların. Aynı zamanda da bir çizgi noktası var yani, NATO'nun üyesisin. Diğer taraftan ikili görüşmeler gene sürüyor biliyorsun. Özellikle Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üyeliği konusu halen verip vermeyeceğini, NATO Genel Sekreterinin açıklamaları var. Stoltenberg'in diyor ki yani orada diyor hukuk devleti var diyor. Onlar verir mi vermez mi bilinmez gibi laflar ediliyor. Ortada böyle belli olmayan, adı sanı belli olmayan bir politika. Ne yapıyoruz biz sevgili Musa? Ne yapıyoruz? Aslında kesinleşmemiş olan bir takım olasılıklarla, zaten olasılıksa kesinleşmemiştir. Hani böyle bir şey oldu. Fakat bir takım olasılıklarla ilgili olarak gelecekte bu olasılıklardan hiçbirisini kaçırmamak üzere bir çok alternatifli bir politika yürütüyoruz. Bunun Türkçesi şu, çelişkili politikalar yürütüyoruz. Yani bir tarafta hakikaten işte NATO'nun üyesi olacaksınız, diğer taraftan da
Diyeceksiniz ki ben işte Rusya'dan S-400 alıyorum. Öbür taraftan Rusya ile ilişkilerim çok iyi ki NATO'nun son stratejik belgesinde Rusya baş düşman olarak tarif edildi. Çin de tarif edildi aynı şekilde. Çok doğru, evet. Dolayısıyla hem bunlarla baş düşmanla işte işbirliği yapacağım, hem de Şangay İşbirliği Örgütü'ne gireceğim, hem de işte BRICS'e gireceğim, hem de ona yani çok taraflı bir şey var, bir politika var. Bunu kimileri işte denge politikası olarak söylüyorlar ama bence hala Türkiye yönünü tam olarak belirleyebilmiş değil, bir karar durumu söz konusu değil ve birçok tarafla aynı anda politika yürütüyor. Ama bunun şöyle bir zararı da var aynı zamanda. Yani Abdülhamit de aynısını yaptı zamanında. Osmanlı döneminde Abdülhamit de aynısını yaptı. Yani çok uzlaşmacı bir şey olarak tarif edilen bir politika yürütmeye çalıştı. Fakat bunlar maalesef işe yaramıyor. Yani dünya böyle bir dünya değil. Dünya romantik bir dünya değil. Dolayısıyla herhangi bir şekilde Türkiye'nin kararını vermesi gerekiyor. Ha eğer gerçekten örneğin biz NATO'dan çıkacağız, işte Avrupa ile de ilişkilerimizi sürdüreceğiz ama Avrupa'nın içinde değil ya da Avrupa'ya girmek isteyen bir ülke olarak değil, dışarıdan bir ülke olarak sürdüreceğiz. Tıpkı işte Rusya'nın yaptığı gibi, İran'ın yaptığı gibi bunu yapacağız. Ama aynı zamanda bizim yerimiz Şangay'dır, bizim yerimiz artık Asya'dır ve biz bu Asya içerisinde yer alacağız diye bir karar varsa, stratejik bir karar varsa bu doğru yanlış olabilir ama bu en azından anlaşılabilir bir durum. Yani hiç kimse kalkıp da hükümete şunu söyleyemez. Niye kardeşim bu tarafa geçiyorsun diye. Hükümet de der ki ben oy aldım kardeşim, geldim şu anda iktidardayım, bunu uyguluyorum. Beğenmiyorsanız ben gittikten sonra siz politikaları değiştirirsiniz diyebilir. Ama bu da yok. Yani bir taraftan işte şeyle dediğim gibi yani Çin'le değil ama Çin'in içinde olduğu işbirliği örgütünün üyeleriyle yani işte İran'la Rusya'yla aynı şekilde şey yapacaksınız, yani işbirliğini sıkı tutacaksınız. Diğer yandan da diyeceksiniz ki ben Batı'nın da bir parçasıyım, işte şeyin de bir parçasıyım, NATO'nun da bir parçasıyım. Bu gerçekten bir çelişki ve gittikçe Türkiye'nin bağlı olduğu bu şey geriliyor. Bakın yani bu ilkeler, Türkiye'nin dış politikası günden güne gerilmeye devam ediyor. Ve inşallah bu başımıza yani bir şey patlatmayacak. Çünkü yarın herhangi bir pozisyon alması gerektiğinde Türkiye iki tarafa da taahhüt vermiş bir ülke olarak şey yapabilir yani. Gerçekten zor durumda kalabilir. Yani iki tarafla çünkü stratejik ilişki geliştiriyor. Yani sadece işte bir tarafta yer alıp diğer tarafla ticari bir ilişki ya da siyasal bir ilişki ki normaldir. Sadece bunu yapan bir ülke konumunda değil, kendisini bağlayacak bir takım taahhütler altına da giriyor. Bu demektir ki gerçekten de önümüzdeki dönemde Türkiye açısından zor bir süreç başlayabilir. Dediğim gibi bunları hep şartlı söylüyorum. Eğer dünyadaki durum daha da kötüye giderse Türkiye'nin tercih yapması gerekecek ki bu iktidarın böyle bir netlik içerisinde olmadığını görüyoruz.